İyi akşamlar Türkiye Sigorta Günlük Grafik. Şimdi 19 Ocak'tı galiba son videosunu yaptığımda ama 18-19 Ocak. Şöyle bir nerede bitirmiş onu bir göreyim. 5.42'de bitirmiş. 8 ortalama kırılmış. Tabi arkasına 50 ortalamanın kırılması beraber bir miktar daha aşağı süzülmüş. Dönüyor dolaşıyor. Şu kırmızıyı bir yerlerde ya yaklaşıyor ya yakalıyor. Temas ediyor. Aşağı yönlü bir grafik yok. Önce onu söyleyeyim. Ben majör anlamda söylüyorum. Aşağı yönlü bir grafik yapamıyor. Zaten hani o kırmızı geçilmeye başlarsa yani 4.90 civarları geçilmeye başlarsa 4.55 majör desteğimiz var burada. O desteğe bütün piyasa odaklanabilir diye düşünüyorum. Yani en dip alan olarak da kabul edilebilir Türkiye sigortada bence piyasa tarafından. Yani negatif bir senaryo halinde en son dönüp bakılacak yer 4.55. Kısa vadeciler için de 4.90. O yüzden bir destek alınabilir. Bir türlü tabi burada majör hareket başlamadı. Yani çok bekleyen var diye tahmin ediyorum yani Türkiye sigortada. Tabi birleşme hikayesiydi. Evveli Güneş Sigorta. Yani şu grafiğin arkası. Güneş Sigorta 3 şirket birleşti burada. Halk ve ziraat emeklilik de girdi içine. Türkiye Sigorta oluşturuldu. Yani iyi de fiyatta da ama bir zamandır pek çok şirket yoluna devam ederken bunu 4.55 dibinden kalktığından beri dirençlerle takip ediyoruz ve bir türlü geçilemiyor. Yani bir dolar bahane oldu, bir bahane buldu en sonunda. Çıkamıyorduk burada 5.34'ten. Gidiyordu geliyordu. 5.34'ü bile bulamıyordu hatta. 5.25'ler, 5.20'ler satış alanı oluşturuyordu. Orada 6 liraya kadar çıkabildi. Fakat tabii doların tekrar böyle bir dengeye oturmasıyla o da bir miktar aşağı yönlü fiyatladı. Yani bu haliyle kırmızıya uyarsanız şu gördüğünüz tren çizgisini takip ediyor. Onda bir sorun yok. Az da olsa minik hareketler de olsa yukarı yönlü bir akım devam ediyor derim buna. Majör anlamda söylüyorum bunu. Bakın kısa vade için söylemiyorum yani. Ağustos'tan gelen o dipte o dip hala yukarı doğru bir tren çizdiriyor bize. Tabii kısa vade için ama çok sevimli bir yerde değil. Ben 19'unda bir videosunu yapmıştım bunun. 8 ortalama kırılmıştı 5.40'ta. Oradan saldı tabii bir miktar 5 lira kadar. Şu anda da 5 liranın üstünde durmaya çalışıyor birkaç gündür. Olur yani artık 5 liranın altına doğru kopmaya başlarsa şu kırmızıya bakılabilir. 4.90 civarları kırılmaya başlarsa da bu da 4.55 dediğim gibi biraz önce majör hattımız. Direncimiz belli. Gidip gidip altına daldığı direnç 5.36. 5.36'nın üstüne ilk hareket, ikinci hareket bir daha. Şöyle göstereyim. 5.80'lere kadar ikinci bir hareket de arkasından beklenebilir. Ya biraz zayıf kaldı açıkçası. Yani tepki vermek, dolar tepkisinde de zayıf kaldı. Yani dolar nereden nereye geldi? Millet neler yaptı? Ama sigortacılar için de işte doların gitmesi dün şeyde de söyledim yani. Aksigorta'da da söyledim. Yani onu bir temel analizlere sormakta fayda var. Yani o sigorta gerçi burada emeklilik de var içinde. Şeyi bilmiyorum. Şimdi güneş sigortadan dolayı kaskolar, zorunlu trafik sigortaları da vardır. Bunu da bir temel analizlere sormanıza fayda var yani. O baskı da oluşturabilir. Yani bilanço baskısı da olabilir bu. Ben bilmiyorum. Bilançonu takip etmiyorum. Sadece yani sizin için söylüyorum. Mutlaka temel analizce de danışın. Daha uzun duracaksınız. RSI 43 çok şey bir alan değil. Yani sevdiğimiz bir alan değil 43 RSI. MACD'de 24 Ocak'ta sat kesmiş ve o sat kesişinin sürdüğünü görüyoruz. En azından 4-5 gündür ya da 6 gündür aşağı yukarı 5 lira seviyesinin üstünde tutunuyor. Ha, bu da iyi bir şey olabilir. Belki hani altına hareket görmezsek artık bir miktarda dip olarak 5'i takip edersek hiç olmazsa yani orada 55 kuruş 55 kuruştur. 45 kuruş 45 kuruştur. Az bir şey değil. %10 var orada arada. Belki oradan bir sıçrama yaratabilir. Ya burada çünkü döndü dolaştı 5'in altını fiyatladı. Döndü dolaştı yani arkadaş enflasyon gitti o gitti bu her şey gitti. Yani hurda alsan kenara koysan o gitti. Bu Türkiye Sigorta 5'in altını fiyatlamaya doymadı. O yüzden diyorum yani artık bir 5'in üstüne kalsa da yani hiç olmazsa oradan sekse bir dahaki hareketini. Herkese iyi akşamlar.